Artık bunları biliyor musunuzları? Şöyle kısa kısa geçelim. Deniz Uğur'la ilgili uykunda konuşulmuşsun. Evet. Öyle mi? Evet. Bayağı bildiğin rahat rahat anlatıyor musun her şeyi? Tabii, diyalog kuruyorum yani. Harika. Seni bir gün boyu uykudayken alalım ya. Evet. Bir an ikiz bebeklerini epidural anesteziyle doğurmuşsun. Evet. Müzikler çalıp parti havasında bir doğum olmuş. Evet, çok eğlenceliydi. Harika. Ne kadar oldular şimdi? 2,5 yaşında. 2,5 öteki? O 12,5. O 12,5 yaşında. Selamlar. Sağ ol. Çok sık ellerini yıkarmışsın ama bu bir takıntı değil. Olması gereken bir şeymiş sana göre. Kesinlikle. Peki, hiç giymeyeceğini bildiğin halde tarzın olmayan çok şık topuklu ayakkabılar alır, dolaba koyar ve onları uzun uzun seyreder misin? Evet. Tarzın değil mi topuklu ayakkabı, sevmez misin? Hayır. Peki, niye alırsın? Alırım, zaman zaman gerekiyor işte. Ha öyle, onun için. Evet. Sadece seyretmek için değil. Hayır, seyretmek için en çok alırım. Tamam, konu kapansın artık. Ne olacaksa olsun, evet, çıkamayacağız çünkü. Evinde antika oymalı ahşap bir dolap varmış, Abdülaziz'in dolabıymış. Evet. 1900'lü yıllarda Abdülaziz dedene hediye etmiş. Babaannemin dedesine. Çünkü babaannem. Yaveri Sultan Abdülaziz'in. Evet. Peki sizin doğru mu ilk Türkiye'nin güzellik kraliçesi? Keriman Halis. Keriman Halis. Evet. Sin, büyük halam benim. Büyük halanız. Aha. Evet, bu güzellik oradan geliyor demek aman, ki. Aman teşekkür ederim. Harikaymış. Doğduğun gün... Bir parladı bir. Böyle parladı. Yeteri kadar bir yere yayılmadı. Bir böyle bir tam içe dönmek üzereyken o sırada bir kritik bakışla onu toparladık. Bir şey yap. Peki. Doğduğun gün babanın operası varmış. Opera galası varmış. Evet. Baban annene hanım bugün sakın doğurma demiş. Ve evden çıkmış. Evet. Fakat annen dinlememiş. O gece seni doğurmuş. Baban apar topar geri dönmüş. Babanın operadaki arkadaşları da gelip bebeğin adını Jilda koyun demiş. Evet, o yüzden Jilda. Göbek adın Jilda'ymış çünkü Jilda operadaki kızın Jilda, adıymış. Jilda, evet. Jilda. Rigoletto'nun kızının adı Jilda'dır. Jilda'dır o. Esas Jilda değildir. Peki. Jilda diye okunur. Jilda okunursa demek ki Jilda diye. Hadi hoşça kalın o zaman madem öyle. Konuda Jilda. Jilda, Jilda diye okunur, Jilda denir. Evet. 8 yıl bale yapmışsın. Evet. Evet, hayvanı gör. Biraz bayağı... uzun sürdü gelmek orada. Rahat, öyle babanın evi gibi geziyorsun yani. Kalabalık, öyle... çok kalabalık. Ha? Kalabalık vardı da. Geçiversen ne olacaktı? Ne bileyim işte, şuradan arkadan geç dediler, zor oldu biraz. Arkada canlı yayındayız, böyle gittim çok geldim. Çok özür diliyorum. Herkesten. Pardon. Olur mu ya? Tamam. Affedin. İyice valla tadı kaçtı. Bırakacağım mesleği bırakacağım. Evet. Kaya tırmanışları yapıyormuşsun. Daha da. Nereye takıldık? Cilda'ya mı? Hala orada mısın? Arkadaşın gelişine mi? Ya. Hepsi. Peki. Kaya tırmanışları yapıyorsun. Daha da kamp kuruyormuşsun. Evet. Hatta büyük oğlun 2 aylıkken kanguruna koyup ormanda kamp yapmaya gitmişsin. Evet. Harika. Kendi sitende haftada bir yazıyorsun zaten. Çok iyi araba kullanmışsın ama park edemezmişsin. Evet. Evet, bu sadece seninle ilgili bir sorun değil. Genel var. Kafanı dağıtmak için 3-4 saat boyunca arabada müzik dinleyip İstanbul sokaklarında gezermişsin. Evet. Harika. Güzel bir profil çıktı Deniz Uğur'dan. Teşekkür ederim. Oh, dear.